Hepinize merhabalar değerli izleyiciler. Bir programla tekrar karşınızdayız. Bugün sizlerle Denizli'de bir AVM'deyiz ve Dünyadan Nefes Kesen Kareler isimli fotoğraf sergisindeyiz ve yanımızda Mehmet Han'la birlikteyiz. Kendisini tanıyacağız. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Nasılsınız Mehmet Bey? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun, bizler de iyiyiz. Siz tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Han, Hollanda'da yaşayan aslen Denizli'li bir gurbetçiyim. Evet. Şu an Denizli'de Dünyadan Nefes Kesen Kareler adlı bir fotoğraf sergisi açtık. Ve şu an gördüğünüz gibi fotoğraflarım var. Evet. Mehmet Bey, tabii şimdi biz sizi tanıyoruz. Yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Aslında mesleğinizden, normal yaptığınız meslekten bahseder misiniz? Daha sonra buna ne kadar zaman ayırıyorsunuz? Nerelere gidiyorsunuz? Mehmet Han kimdir? Evet, Mehmet Han seyyah, gezgin bir Denizlili. Evet. İşte ben 9 yıldır dünyayı geziyorum. Gezerken aynı anda fotoğraflar çekiyorum. Fotoğraf çekmesini çok seviyorum. Seyahat etmesi zaten benim bir tutkum. Ve gittiğim ülkelerde yerel halkları ziyaret ediyorum. Evet. Kabileleri. En son Ekvator ve Kolombiya'daydım. Güney Amerika'da. Evet. Geçen sene Hindistan ve Nepal'deydim. Bu gördüğünüz sergide de işte son 2 yılda seyahat ettiğim bu 4 ülkeyi çektiğim fotoğrafları sergiliyorum. Normalde ne iş yapıyorsunuz? Normalde ben metal sektöründeyim. Galvaniz ustasıyım. Hollanda'da çalışıyorum. Evet. Peki bir yılda ne kadar zamanınızı ayırıyorsunuz ve nasıl zaman buluyorsunuz yoğun çalışmanızın içerisinde? Evet. Bir yılda 2 haftamı ayırıyorum. Ama bu 2 hafta içerisinde 5 çalışma iş günü oluyor. Evet. Şöyle oluyor. Yıllık izinlerime denk getiriyorum. Günlerime çok tasarruflu kullanmam gerekiyor. Daha uzun seyahat edebilmek için. Artı her yaz 3 hafta, 4 hafta memleketime geliyorum. Akraba ziyaretleri falan. O yüzden günlerimi tasarruf kullanarak bu şekilde dünyayı gezip görüyorum. Tabii size gezgin diyorlar. Mehmet Han gezgin diyebiliyoruz biz sizi. Tabii burada çok güzel kareler yakalamışsınız. Fotoğraf eğitimi aldınız mı? Bunlardan da bahseder miyiz? Özellikle dil bilmekte gerekiyor mu? Gittiğiniz birçok ülke var çünkü. Evet. Bir fotoğraf eğitimi almadım. Fotoğraf çekmeyi zaten seyahatlerimle birlikte başladı. Dünyaya gezerken gördüğüm anılarımı hep ölümsüzleştirmek istedim. Onun için fotoğraf çeke işte. Evet. Özellikle ne tür kareler dikkatinizi çekiyor? Gittiğiniz ülkelerde neler göz önünde alıyorsunuz? En çok insan portreleri. Çünkü yerel halkları ziyaret ettiğim için kabileleri. Evet. Yerel halkı, onların yaşamlarını, kültürlerini fotoğraflıyorum. Hı-hı. Yani bir atıyorum yani şehirlerden uzak durmaya çalışıyorum. Genelde köyler, kasabalar, evet, kırsal yerlere seyahat ediyorum. Öyle yerlere gittiğim zaman zaten doğal olarak fotoğraf karelerime çok güzel şeyler yansıyor. Evet. Daha mistik, daha temiz, yani saf kareler. Peki Mehmet Bey, bu işin zorlukları var mı? Yani herkes dışarıya gidebilir mi? Bu hobi olarak yaptığınız bu iş de çok zorlanıyor musunuz? Nerelerde zorluk çekiyorsunuz özellikle? Tabii her işin zorluğu olduğu gibi bu seyahat etmenin de zorlukları var. Ama tabii bir işi severek yaptığınız zaman zorluklarını katlanıyorsunuz doğal olarak. Ama yani ben bir zorluklar, ya pek zorluk yaşamadım ama... Severek yaptığınız için değil mi? Evet. Yaklaşık 9 yıldır mı yapıyorsunuz? Evet, 9 yıldır dünyayı geziyorum. Evet. Tek başıma. Evet. Özellikle seçtiğiniz ülkeler oluyor mu, yoksa onun bir yıl öncesinden planlamasını yapıyor musunuz? Evet, kesinlikle planlamasını yapıyorum. Mistik ülkeleri daha ilgili çekecek, daha güzel fotoğraf kareleri yakalayabileceğim ülkeleri seçiyorum. Örneğin geçen sene Hindistan'daydım. Hı-hı. Planlayarak gidiyorum tabii ki. Evet. Peki, merakla bekliyoruz aslında, izleyicilerimiz de o şekilde. Ne yapalım o zaman, fotoğraf sergisini şöyle bir dolaşmaya başlayalım beraber. Bakalım ne tür kareler göreceğiz. Evet, tamam. Evet efendim, Mehmet Bey'le devam ediyoruz röportajımıza ve bu güzel sergiyi dolaşıyoruz. Mehmet Bey, çok güzel kareler var. Buyurun bahsedelim lütfen. Evet, gördüğünüz bu kare
Kolombiya'nın başkenti Bogota'dan evet. çektiğim bir kare. Latin Amerika'nın önemli kentlerinden biri olan Kolombiya'nın başkenti Bogota'dan bir seyyar satıcı. Evet. Mango ve ananas satıyordu. Onu orada fotoğrafladım. Artı görüntülüyorum aynı anda ve sergimizde karekod sistemi var. Ve nasıl? Ondan da bahsedelim lütfen. Ve gördüğünüz altta bulunan karekodları sergisi izleyenlerimiz gelenler ne yapacak? Bu telefonundan karekodunu şöyle gösterelim. Evet. Bu şekilde okutarak evet. ilgili görüntüsünü izleyebilecekler. Tabii siz burada videoda çekiyorsunuz evet. değil mi? Evet. Evet. Bunları bu şekilde buradan görebiliyorlar. Evet. Çok güzel. Hem fotoğraflıyorum hem de görüntüler çekiyorum. Evet. Daha sonra şu da daha sonra Ekvator. Kare var. Buyurun. Ekvator'daydım. Ekvator'un Guamote köyünde. Burada iki gün yerel halkla birlikte yaşadım. Evet. Ve oradaki yerel halkı fotoğrafladım. Burada gördüğünüz fotoğrafta Guamote'de kız kardeşini okuldan almış bir kız. İlgimi çekmişti, o an fotoğrafladım. Evet, devam edelim. Burada da yine Ekvator, Guamote köyünden. Yerel bir halk, bayan. Kirmeniyle iplik yapıyordun. Tabii kıyafetler hepsi evet. farklı değil mi? Evet, orada da bizim buradaki gibi de kirmen evet. eğiriyorlar evet. ve farklı bir sistemle evet, yapıyorlar bunu. Var, ve gördüğünüz bu kıyafet onların yerel kıyafetleriydi. Evet. Evet, burada da 23 Nisan'da en son geçtiğimiz 23 Nisan'da ben Ekvator'un Ekvator'daydım. Evet. Ekvator'un San Juan de Iluman köyündeydim. Ve o köyde Türk bayrağım da yanımdaydı. 23 Nisan olduğu için özel olarak yanımda götürmüştüm. Atatürk baskılı tişörtüm. Ve orada sınıflara girerek, öğrencilere 23 Nisan'ı anlatarak biraz anlattık. Ve onların Ekvator kendi bayrakları. Ve orada o günü bu fotoğrafla ölümsüzleştirmiştik. Evet. Ve burada da hemen Denizli Spor görüyorum. Denizli Spor'un atkısını, evet. daha sonra kilometresini yazmışsınız. Evet. İşte gittiğim yerlerde her zaman kartpostal niyetine fotoğraflar çekiyorum. Evet. Ya gittiğim yerden hazır bir kartpostal alarak göndermek yerine eş ve dostlarıma evet. bu şekilde gittiğim yerin kilometresini hesaplıyorum. Ve marka veremiyoruz ama Denizli'nin meşhur gazozu da tabii hanımefendinin elinde. Evet. Tam şurada küçük bir detay. Aslında bu da çok güzel. Hakikaten oralarda bile bunu yansıtıyor olmanız bile çok güzel gerçekten. Evet. Burada da yine evet. farklı bir kare var. Burada da Otavalo pazarındaydı. Ünlü Pancho pazarında. Oradaki teyzelerle birlikte Denizli sporlu bir poz verdik. Evet. Devam edelim. Burada da bu da bir Otavalo evet fasulyeye benzer bir sebze. Bu hanımefendi otogarın etrafında satış yapıyordu. Onu fotoğrafladım orada. Evet, bu karede Ekvator'un San Juan de Iluman köyünde çektiğim bir fotoğraf. Orada bir okulu ziyaret etmiştim. Evet. Okulun, gülümseyen yüzler. Evet, gülümseyen yüzler. Bunu okulun bahçesinden terasına doğru çekmiştim. Terasındalar bunlar. İki kız, Michelle ve Junaita. Orada kamerama el sallamışlardı, gülümsemişlerdi. Ben evet. de o anı yakalayarak fotoğrafladım. Bu da güzel bir kare. Ve şurada bir kızımız var. Evet, bu da aynı köyde, başka bir okulda, evet. okulun merdivenlerinde fotoğrafladığım bir kız çocuğu. Habersiz bir çekim. Evet, habersiz bir çekim. Ve burada da devam edelim. Burada da bir berber, dükkanında çektim bunu, berber ve müşterisi. Burası neresi? Burası Guamote, Ekvator'un Guamote köyü. Hı-hı. Burası bir Kızıldereli köyü. Bu köyde iki gün kalmıştım ve çok güzel fotoğraf kareleri çıktı. Ekvator'da en güzel fotoğraf karelerimi bu köyde çektim. Çok güzel bir kare ve özellikle bu çok dikkatimi çekti. Bundan biraz bahseder miyiz? Bu José Carlos de Torre, Ekvator'un Carabuela köyünde yaşıyor. Gördüğünüz... Ne iş yapıyor kendisi? Bu köyün ya atölyesi var, kendi atölyesi. Ve asırlık yöntemleri kullanarak koyun ve lama yününü işliyorlardı eşiyle evet. birlikte. Oradan böyle bir kare evet. yakaladınız.
Evet. Bu da Hindistan'da geçen sene çektiğim bir fotoğraf. Başkent Yeni Delhi'de. Tren garında çektiğim bir fotoğraf. O esnada hareket etmekte olan bir trenin camından bakan Hintlileri fotoğraflamıştım. Burada da farklı bir renkli bir kare var. Evet, Taç Mahal'i gezmeye gelen geniş bir aileyi fotoğraflamıştım. Ben de hepsi aile mi? Evet, topluca bir gelen aileydin. Yerel turistlerden. Evet. Ayaklarında ayakkabı yok. Evet. Ayakkabıları yoktu çoğunun. Ya orada yani çoğu kişi ayakkabı da kullanmıyordun. Evet. Yanına yürüyorlar. Evet. Evet. Burada da yine Taç Mahal. Önündeki havuzun önünden fotoğrafladım bunu. Hı-hı. Agra güzel şehri. Evet. Güzel. Devam edelim. Bu da Yeni Delhi'de tek Cuma Mescidi'nin merdivenlerinde fotoğrafladığım çocuklar. Evet. Bu kırmızı tuğlalı yapı. Hı-hı. Bu da aynı cami. Onun avlusu. Cuma Mescidi'nin. Evet. Ve burada bir hanımefendi var. Bu Nepal'de. Nepal'in başkenti Katmandu'da. Pashupatinath Tapınağı vardı orada. Ölülerin öldükten sonra yakıldığı tapınak. Bu da gördüğünüz nehirde Bagmati Nehri, Hindistan'daki ünlü o kutsal Ganj Nehri'nin bir kolu olduğu için onlar için çok kutsal bir nehir. Bu hanımefendi de orada ayin yapıyordu o gün. Evet. Fotoğrafladım o gün onu. O evet. Bu da Hindistan'dan bir kare. Başkent Yeni Delhi'de çektiğim tren garında. Trenin camından kadrajıma bakan Hintli çocukları fotoğraflamıştım. Anlık bir fotoğraf. Evet, yine anlık bir fotoğraf. Ve burada çok güzel bir kare var. Evet, gene gülümseyen çocuklar değil mi? Evet. Kendi haline oynuyorlar herhalde evet. Burada. Burada bunlar Pashupatinath Tapınağı'nın girişindeki caddedeydin. Evet. Gördüğünüz gibi bozuk parayla oynuyorlardı. Aha. O gün kadrajı, o gün... Hepsi birbirinden renkli değil mi? Evet. Yerel kıyafetli. Evet. Hepsi. Devam edelim. Burada da... Burada da geçen sene Nepal'de. Katmandu'da kartpostal niyetine bir fotoğraf çekmiştim. Evet. Burası Pashupatinath Tapınağı'nın çevresinde yaşayan sadular, saduların olduğu kulübe. Bunlar Hinduizm'de kutsal insanlar. Evet, bu karede Nepal'in Paktabur şehrinde çektiğim bir kare. Ünlü Durbar Meydanı'nda hanımefendiyi evinin önünde fotoğraflamıştım kapısının önünde. Şu an arkada gördüğünüz. Ne yapıyor burada? Bana selam veriyordu. Namaste diye. Evet. Merhaba demek. Aha. Bu şekilde selam veriyorlar. Evet. Bu da beni çok etkileyen bir kare. Evet. Katmandu. Nepal'in başkenti Katmandu'da çektiğim bir kare. İnekler orada kutsal. Ve hanımefendi de dilenci. Şu an elindeki ekmeği yanına gelen inekle paylaşıyor. Kutsal olduğu için yani çok etkileyici bir kare. Bu karede Ekvator'un Otavalo yakınlarındaki San Juan de Iluman köyünde konakladığım bir aileni fotoğraflamıştım. Evlerinde bir gece konakladığım bir aile. Mutfaklarında akşam yemeğimizi yemeden önce fotoğrafladığım bu kareyi. Neler var yemekte? Neler yapıyorlar lezzetleri özellikle? Mercimek, bizim mercimek yemeğini andıran bir çorba vardı orada da. Burada da mısır var, ekmek falan. O şekilde yemiştik bugün. Akşam yemekleri bu şekilde. Evet, evet. Evet. Neler hissettiniz orada? Ne tür şeyler yaşadınız çocuklarla özellikle? Evet. Diyaloğunuz nasıl geçti? Yani çok güzeldi çocuklarla. Bana çok iyi davrandılar, sıcakkanlı davrandılar. Hatta yemek için hazırlanması gereken malzemeleri birlikte çocuklarla birlikte markete giderek alışveriş yaptık. Evet. Yani sanki onlarla birlikte yaşıyormuşum gibi davrandım bugün orada. Birlikte hazırladık. Onlardan biri misiniz gibi davranıyorlar. Evet. Misafire biraz daha... Evet, kesinlikle. Evet, evet. Ve çok güzel anılarım oldu o evde yani. Evet. Gerçekten çok güzel kareler, birbirinden güzel kareler.
Peki Mehmet Bey, son olarak izleyicilerimize, Pamukkale TV ve ART TV izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Tüm hemşehrilerimi 9 Eylül'e kadar sürecek olan sergimi bekliyorum. Denizli'nin Çamlık Mahallesi'ndeki bir AVM'de hepsini bekliyorum. Ben serginin başında olacağım. Gelip ziyaret edebilirler. Bir hafta boyunca buradasınız. Evet, misafirleriniz burada bizzat ilgileniyorsunuz, evet, geldik. Kesinlikle evet. Onlara eşlik ederek gezdirmekten memnunluk duyarım. Peki. Biz çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdığınız ellerinize, emeklerinize sağlık. İnşallah seneye güzel karelerde buluşmak ümidiyle. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Değerli izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün sizlerle Denizli'de Çamlık Mahallesi'nde bir AVM'deydik ve Dünyadan Nefes Kesen Kaleler isimli fotoğraf sergisindeydik. 3 Eylül ve 9 Eylül arasında bu tarihlerde burada bu sergi açık olacak ve Mehmet Han burada olacak, misafirlerini karşılayacak. Bir programımızın daha sonuna geldik. İnşallah bir dahaki programda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.